İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün hala 21 Eylül 2013. Demek Pay Dergisi'nin 3. sayısındaki 3. alıştırmaya bakacağız şimdi. 24. sayfadaydı. Scratch page. Evet, bu yapıldı, bu yapıldı. Burada yan yana iki tane görünüyor. Sağdaki biraz zor, soldakinden devam edeceğiz. If else bloklarının kullanımıyla ilgili bir örnek bu. Bir de şurada mod var. Modüler aritmetik. Şunu yapıyor. Şu artık alıştığımız repeat until döngüsü buradan buraya. Şu arada birden 10'a kadar sayarken tek olanlarla çift olanları ayırt ediyor. Tekler için tek, çiftler için çift diyor. Yani şu number buraya hangisi tespit ettiyse even diyor. Yani modüler aritmetikte ikiye böldüğümüzde kalan sıfırsa o sayı şeydir, çift bir sayıdır. Even da çift demek, çift bir sayı. Eğer değilse, else var burada, o zaman geriye bir ihtimal kalıyor. O sayı tektir. Bunu söylüyor ve bitiriyor. Şimdi bunu yapacağız. Başlayalım. Şöyle bunu buraya alalım. Yine stage, değişik bir stage seçelim. Background, import, indoors'tan neresi olsun? Şeyde olsun bu. Party room, bedroom, bedroom, çok var. Şu koridorda olsun. Koridorda olsun ve şöyle biraz yukarı alacağım. Yok, şöyle, şöyle dursun. Sprite'ı da değiştireyim. Şu iki tane background olunca eskisini silebilirim. Bir tane böyle bir koridor background'ım var. Sprite 1. İki tane sprite varmış. Bunları siliyorum. Siliyorum. Silinmiyor, silinmiyor, silinmiyor. Neden? Çünkü kostümde. Ha, şuradan siliniyordu. Pardon, özür dilerim. Buradan sildim. Sprite ile kostüm farklı şeyler. Buradan kostümleri ayarlıyoruz. Sprite burada. Hemen choose deyip people'dan şöyle normal duruşlu bir people olsun. Öğrenciye benzeyen. Burada çok çeşitli figürler var. Diver'lar, basketbol. Sam var bir tane. Ha, şey olsun. Şu square guy güzel. Şunu seçelim. Okey. Şöyle ve bunu biraz küçültelim. Bu koridorda çok büyük görünüyor. Şöyle. Şurada bir yerde duruyor olsun. Tamam. Sahnemizi yine değiştirdik biraz. Sprite'dayken, şimdi stage'deyken, stage yine hatırlatıyorum. Sprite'a basıp bunun scriptlerini yazacağım. Hemen kontrolden yeşil bayrağımı koyuyorum. Neydi? Döngüydü. Birden 10'a kadar. Şeyi kullanıyordum. Aşağıda repeat until'i kullanıyordum. Bunun için bir değişkene ihtiyacım vardı. Variables, make a variable, number diyorum. İstediğim her şeyi isim olarak, değişken isim olarak tanımlayabilirim. Ve şöyle operatörlerden büyüktürü buraya koyuyordum. Variables'tan number'ı şuraya koyuyordum. Büyüktür 10 ise döngü bitiyor. Daha önce yaptığım hatayı şimdi yapmayacağım. Şöyle çalışıyor idi. Set number 1 burada yerleştiriyorum. Bunu standart bir uygulama olarak yapabiliriz. Change number 1 burada. Diğer kodlar, koyacağım kodlar şuraya girecek. O da şöyle, kontrolden bunun ana konusu if else, şu blok. Bu bloğu şuraya koyuyorum. Eğer bir şart sağlandığında burayı yapacak. O şart sağlanmıyorsa burayı yapacak. O şart da şöyle, operatörün içinde modüler aritmetikle ilgili şöyle küçük bir şey var. Bunu hemen bir deneyelim. Bunun anlamı şu. Sola bir mesela 5 yazıyorum.
Ve buraya 2 yazıyorum. 5 mod 2, 1. Bunun anlamı şu. 5'i 2'ye böldüğünüzde kalan. Biraz daha farklı yapalım. 15'i 7'ye böldüğümüzde şöyle çift tıklıyorum. 2 tane 7 var, kalan 1. Bu kadar. Yani modüler aritmetik dediğim şey bu. Eğer buraya bölen olarak 2'yi koyarsak tek mi çift mi olduğunu şuradan anlıyoruz. Bastım, basamadım. Şöyle çift tıklamak gerekiyor üzerine hızlıca. 1, 15'i 2'ye bölünce kalan 1 olduğu için 15'in tek bir sayı olduğunu anlıyoruz. Eğer bu 14 ya da 16 olsaydı, 14 diyelim. Enter. Modu tekrar çift tıklıyorum. Şöyle 0 sonucu veriyor. Çünkü kalan 0. 14'ü 2'ye bölünce 7 bulursunuz. Kalan 0'dır. Bu kadar basit. Bunu kullanarak sayıların tek mi çift mi olduğunu anlıyoruz. O zaman şuraya şunu koyuyoruz. Öncelikle eşittir'i koyuyoruz. Sonra şu modülü buraya koyuyoruz. Variables'tan number'ı şuraya koyuyoruz. Buraya 2 koyuyoruz. Şuraya 0 yazıyoruz. Bu ne demektir? Bir sayıyı 2'ye böldüğünüzde kalan 0'sa şuradaki işlem true, doğru sonucunu verir. Eğer böyleyse burayı yapar. Bunu sağlamıyorsa, sağlamadığı durum 2 mod 2 için 1'dir. O zaman burayı yapar. Yani bu sağlıyorsa şu aradaki boşluktaki koyacağımız kodları yapacak. Buradaki mantıksal ifade sağlamıyor ise else var. Else'dekini yapacak. O yazacaklarımız da şu. Looks'tan say operatörden join variables'tan number şuraya da çift bir sayı bir tane boşluğu unutmayayım. Çift bir sayıdır. Nokta. Şundan şöyle sağ tuşla duplicate deyip buraya koyuyorum. Buraya tek farkı nedir? Tek bir sayıdır. Tek bir sayıdır. Kontrolden aşağıya inip stopolu koyuyorum. Tamam. Hemen deneyelim. Şu number'ı da buradan kaldıracağım. Değişken tanımladığım anda bakın şuraya bir değişken tanımlayayım. Değişken. Böyle bir değişken ismi verdiğim anda o sahnede görünüyor. Yanında tikiyle birlikte geliyor. Bu tiki kaldırdığınızda görünmüyor. Ben şimdi delete variable'la değişkeni siliyorum. Bu da böyle. Şimdi şöyle dursun ve çalıştıralım. Ne yapalım? Bunu sahnede çalıştıralım. Hatamız varsa göreceğiz, düzelteceğiz. Bastım. Bir tek bir sayıdır. İki çift bir sayıdır. Üç tek bir sayıdır. Dört çift bir sayıdır. 5 tek bir sayıdır. 6 çift bir sayıdır. 7 tek. 8 çift. 9 tek. 10 çift. Ve bitti. Programımız doğru. Yani şu repeat until'i artık doğru yapabiliyorum. Başlangıç değerini repeat until'in hemen üstüne buraya şartı artım ise en sonda. Böylece bu sistem çalışıyor. Yine buraya sesler falan ekleyebilirsiniz. Sound da sadece ha evet yeni bir sprite yaptığınızda bakın play sound'u koyduğumda delete yap biraz önceki kediciyi buradan sildim ya onunla ilgili her şey siliniyor. Sesler de gitmiş. O yüzden bir tane ses import edelim. Effects'ten şey yapıyorum. Pop güzel. Bu şey olsun. Mesela çift için olsun. Bu o kadar gerekli bir şey değil ama biraz eğlenceli hale getirmek istiyorum. Ne var? Elektronik var. Elektronikte bunlar ne? Lazer. Evet. Şu lazer sesi iyi.
Pop ve lazer var. Bunları ne yapacağım şimdi? Script, say, şuraya koyuyorum. Pop olsun. Play sound lazer de burada bulunsun. Bunu dışarıya atıyorum ve sahnede izliyorum olan biteni. Bir. Çiftlerde pop yapıyor. Teklerde lazer sesi. Ve bunu şurada 2 saniyeleri dur. 2 saniyeleri 0,5 saniye yapayım. Bunu da 0,5 saniye. Madem ki lazer çağında yaşayan bir öğrenci bu, hızlı hızlı saysın. Bakın şimdi. Tek, çift, tek, çift, tek, çift ve bitti. Evet, bu derste bu kadar. Ne var sırada? Pardon. Biraz küçültelim. Bunu yaptık. Şu en uzun örnek, iç içe ifler var. O biraz uzun sürecek. Şunu yapayım. Dice Simulation. Zar simülasyonu. 6-6 atabilme örneği. Ona bakacağız. Bu kaydı burada kesiyorum ve bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.